yorumlayabilir misiniz diyorsunuz. Arkadaşlar ofis sıralamasında 3 ayda... Şu kıza şu geriye doğru verebilir miyiz? 3 tane sıralama elde ettik. Ofis sıralamasında. Oldukça güzel, oldukça başarılı bir 3 ay geçti bizim için. Bu 3 ay içerisinde 2 tane hafta birinciliği, bir tane de hafta ikinciliği elde ettik. Yani toplam 12 haftanın 3 tanesini parselledik bütün Türkiye'de. Bunun için ben herkesi kutluyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Eli böyle olan arkadaşlar. Bakıyorum işlem yapmayanlar alkışlanıyorlar. Teneke birinciliklerimiz var, onları da vereceğiz. Tek tek okumuyorum arkadaşlar. Bireysel sıralamada hafta birinciliklerimiz, hafta ikinci ve üçüncülüklerimiz, gün sıralamalarında birinciliklerimiz var. Ve tabloyu oldukça fazla doldurduk. Ve bundan sonra da umarım dolduracağız. Ve bu şekilde de başarılı görüntü şekilde devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi bir konu var. O konuda da çok önemli bir başarı imzaladık. Tahmin etmiyorum birçok gayrimenkul danışman firmaları içerisinde değişik markalarda, kendi markamızda ilk 3 ayında bu dereceyi elde eden başka bir ofis var mı bilmiyorum ama tahmin etmiyorum. Şu an itibariyle arkadaşlar İzmir'de en kalabalık ofis oldu. İlk 3 ay içerisinde bunu başaran, zannetmiyorum başka bir ofis olduğunu. O yüzden de ben hepinizi, herkesi tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar gelelim bir itirafıma. İlk Mümtaz geldi bana dedi ki, ben ofis açacağım. Dedim ki 3 ayda batarsın. Ama dedim yine de senle beraberim. Hani batsan da çıksan da beraberim. Başta yüzüm. Biz de size alışıyorum. Kardeşimize olan bir İlk 3 ayda batarsın dedi. Neler gerçekçi olur. Sonra Devran'la Özgün'ün geleceğini söyleyince kesin batarsın dedi. İmkanı yok güzel. İlk Devran'la Özgün mü? Hakan başladı. Sisteme ilk Hakan girdi. Hele asistanı duyunca. Neyse. Evet, asistan duyunca konuşamadım. Bir şey söyleyemedim. Şimdi ülkeler tarihleri hep güçlü başlangıçlarla oluşur. O başlangıçlarda belli rüyalar esnasında oluşur. Mesela Abraham Lincoln Amerika'yı kurmadan önce biliyorsunuz o meşhur konuşması vardır. Ben bir rüya gördüm diye başlar. Kuşkusuz bizim topraklarımızın rüya göreninde Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse inanmadığı bu dönemde 19 arkadaşıyla birlikte 1919'da Samsun'a çıkarak bu mutlu ve bu güzel yürüyüşü gerçekleştirmiş ve biz buralara gelmişiz. Holger Benker Batı'nın rüya göreninde Lucas Önal. Lucas Önal ne alalım? Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Değerli fikirlerimiz bunun için. Tabii benim için de büyük güç. Yani satış canavarıyla aynı şirkette olmak bile Vodafone'da da bir hayaldi. Yine bir hayal gibi. Bundan çok büyük güç alıyorum. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, gerçekten bu bir hayal. Ve daha sadece ilk basamağındayız. Hani benim 2 sene, 3 sene ve 5 sene sonraki hayallerimi duysanız ben düşününce zaten gözlerim doluyor, uyuyamıyorum. Level 1 bu ofisti. Level 2 ilk çeyrekte Gambulo sahnesine çıkmaktı. Ve zannediyorum bu sabah toplantıda da söyledim. Gambulo'da sizlerin başarısıyla, yani ofis olarak elde ettiğimiz başarıyla zannederim İzmir'de dereceye giren bir ofis oldu çeyrekte.
günlükte değil, haftalıkta değil, aylıkta değil, çeyrekte derece yaptık. Şükürler olsun. Yani abimi tenzih ediyorum ama kollar renkli ofislerinden, farklı ofislerden meslektaşlarımızın 3 ayda batar, 5 ayda batar bir iddiaya girdiklerini ve bunu benim bana itiraf ettikleri bir ortamda. Evet, 4 ay oldu. Biz hala batmadık. İddiayı kim kazandı bilmiyorum. Ama şükürler olsun biz zirveye oturduk. Tamam, iddia girenlerden bir tanesi de görevliğe başlıyor. Evet, girenlerden biri sistemden ayrıldı. Şimdi bu sabah da paylaştım. Coldwell Banker ofisleri arasında Mart ayı ciro birincisi Batı. Çok tebrik ediyorum herkesi. Emeği geçen herkesi. Burada hani işlem yapan, ciro yapan, ödül alan değil. Sabah besmele çekip o kapıdan giren herkese teşekkür ediyorum. Bu nasibe, bu güce hepimizin ihtiyacı var. Allah'a şükürler olsun, çok hızlı büyüme gerçekleştirdik. Bunda herkesin, buradaki herkesin çok büyük payı var. Ve ne mutlu bize ki başarılarımızı bizim konuşmamıza gerek kalmıyor. Değerli iş ortaklarımız, yani sizler bizi anlatıyorsunuz. Sizler bizi paylaşıyorsunuz. Sizler bizi duyuruyorsunuz. Bu da zaten benim için en önemli mutlu kaynaklarından biri. Bugün nacizane burada bir ilk çeyrek değerlendirme toplantısı ve bu töreni tertipledik. Tabii ki olmazsa olmazlarımız Mart ayında Ciro sıralamasında ilk üçe ödül vereceğiz. Bunu her ay yapacağız. Yani her ay Ciro bazında ödüllerimiz olacak. 3 ayda bir de işlem ve Ciro da ilk üçe toplam quarter başına ödüllerimiz olacak. Bu derecelere girmek çok önemli. Açıkça söyleyeyim, Bektaş Bey beni 1-2 gün önce bir konuda uyardı. Bunu bundan sonraki çeyreklerde yapacağız. Portföy sayısı, sosyal medya kuvveti, reklam, aidiyet, bu gibi konularda da bizim burada bir ödülümüz olacak bundan sonraki çeyreklerde. Ve tabii başlayalım. Artık arkadaşlar çok fazla geç vakte kadar da sizleri burada tabii tutmak istemiyorum. Burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için, Coldwell Banker Batı ailesinde olduğunuz için, hayallerimizin içinde birbirimizin başrolü olduğumuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Evet arkadaşlar, üç kategoride ödül törenimiz olacak. Birinci kategori Mart ayı aylık değerlendirmesi. Mümtaz Bey'in de söylediği gibi her ay biz bunu yapacağız. Büyük olasılıkla her ay yaptığımız ofiste yapacağız ama 3 aylık çeyrekleri hep dışarıda yapacağız ve istiyoruz ki hepimizin farklı bölgelerinde, uzmanlık bölgelerinde yapalım ki bir faaliyet olsun, bir etkinlik olsun. Mart ayı ciro sıralamasıyla başlıyoruz. Mart ayı cirosunda 3. sıradaki arkadaşımız Devan Gökçek. Bilmiyormuş gibi yaptı. Dedik, onu da çok güzel oldu. Arkadaşlar, fotoğraf alan da var mı? Yani hepsini tek tek fotoğraf alan. Sinan video alıyor, biliyorum. O yüzden fotoğraf alan kişiler fotoğraf alalım. Bir de bunun önünde fotoğraf alacağız. O yüzden fotoğraf alan kişi bir de şuradan alırsa çok sevinirim. Cüzdancım o sende olsun. Bebeğimizi de ben de çekeyim. Çekeyim. Ben çekemiyorum. Tamam, şimdi böyle alalım. Şöyle mi? Tamam. Tamam mı? Teşekkürler. Çok teşekkürler. Bravo. Arkadaşlar yine Mart ayındayız. Mart ayı... Ben size görselini göstereceğim. Aa, bak, sosyal medya görselini atacağız. Bir dakika ya. Kendimi kendim yada gibi. Ne? Yorum yasak. O da o.
Mart ayı da en güzel parça atan sıralamasında. Kesinlikle. Peki Mart ayı ikincisi kim? Aylık ciro değerlendirmesi Mart ayı ikincimiz. Hakan Bilger. Ama Mart ayı ciro şampiyonumuz Özgür Akkar. Bu artık işlem sıralamasının üçüncüsünü söylüyorum. Yılın üçüncüsü. Bütün üçüncülükler.
Genellikle ofisler için ve hepimizin en kıymetli, en özel değerlendirme bu. Göreceksiniz ki ödül şampiyon ödülü de ona göre farklı olacak. Bu ödül kategorimizin ismi de az önce işlem sayısıydı, şimdi ciro. Ürettiği ciro bazında ödüllerimizi veriyoruz. Quarter ciro sıralaması üçüncümüz. Thank you.
bir giysileri de yeniden güzellemiştir. Pergol geliştirilmiş bir ürün elbise. Renkleri yeniler, dokuları güzellemiştir. Pergol geliştirilmiş bir ürün elbise. Yaklaşık 6 ay önce sektöre ilk girerken kafamda çok ciddi sorular var. Bu sorular gerçekten her daim emekli danışmanın aslında sektöre ilk girerken kafasında olan sorular. Ve tabii ki insanı çok ciddi bir şekilde dönem dönem moral ve motivasyon anlamında da negatif etkileyebiliyordu. Ama şöyle bir durum gerçekleşti. Ben Mürtaz Bey'le beraber bir tanışmamız ve ardından gerçekleşen o sinerjiyle bu işi gerçekten yapabileceğini ve başarılı olabileceğini inandım. Kendisine burada projeleri verebilmek öğrenmiştim aslında. Tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir şekilde bu sürecinde beraber birçok konuda çok ciddi destek oldu. Aynı şekilde Bektaş Bey'le katkılarından dolayı teşekkür ederim. Sektörde varız. Beraber bir gün inşallah ileride daha da güçlü olacağız. Daha güçlü başlangıç. Ben burada kullanmayan diğer gayrimizin profesyoneli arkadaşlarıma da inanıyorum, yürekten güveniyorum. Onların da ilerleyen dönemlerde çok ciddi başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Ve hepsinde çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyorum. Tabii ki bu bir süreç işi. Yılmadan Afin'le bu konuda gereken tüm çalışmaları da göstererek zamana biraz karar vermeleri bir şekilde başarılı olacaklarına da gönülden yürekten inanıyorum. Bu ödülleri kendini almış gibi de düşünebilirsiniz. O anlamda motivasyonu hiç bozmayın. Yılmadan devam edin çalışmaya. İsteyince gerçekten oluyor. Yeter ki siz arzu edin ve hayal edin. Hepsi bu kadar. Çok teşekkür ederim. Yarın sabah kapıya giden birisi olarak, yani başarının tesadüf olmadığı, herkes hiç patlamış şekilde giriyor. Sabah kapı verdiğinde ve yeni bir satışı var. Kendisini tebrik ediyorum. Yeni kişimizin, işi beraberiz. Yollar belki batı sistemine giren ilk kişidir. Benim için de bu yüzden çok özeldir. Ondan sonra İlker Bey'in de Devran Hanım, Özgür Hanım, Cemil abi, Malik Bey, ben de sıralaması var burada arkadaşlar. En son katılan arkadaşa kadar sıralaması var. Bu benim için çok değerli. Hepiniz iyi ki varsınız. Değerli konuşmak için de çok teşekkür ederim. Zaten aynı zamanda basket oynarken verdiğim paslar için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar Mürtaz'a bir şey sormak istiyorum Mürtaz Bey'e. Az önce konuşmasını yaparken gayrimenkul, batı gayrimenkul derken bir işaret yaptı. Bu işaret neyi ifade ediyor? Ne diyeyim şu an? Arkadaşlar inşallah hep beraber. Burada 16 maddelik bir manifesto ile yola çıktık. Danışman yok dedik, bize güldüler. Ne demek danışman yok ya, onların hepsi danışman derdi. Hayır, onların hepsi benim ortağım, onların hepsi benim abim kardeşim. Hepsi benim iş ortağım. Ortada bir lokma varsa birlikte yiyeceğiz. Çıksak da birlikte çıkacağız. Ondan iddiaya girdiği gibi bir gün batsak da birlikte batacağız. Allah'ın izniyle inşallah hep beraber bu onu ifade ediyoruz. Peki. Arkadaşlar gelelim şampiyona. Son ayın son günlerinde son bir defada aslında ikinci olan Hakan'dan kıl payı öne geçerek ki o son gün son cumaya topu yetiştirmeye çalıştı ama şimdi şampiyonu abonuz dedik belirledik ve Özgür Aktaş! Thank you.
Burası. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bravo. Özgür Hanım. Aynen. Özgür Hanım buradayız. Evet, Kasım ayında Rüftas'la bu yeni oluşum konuştuğumuz zaman beni en çok etkileyen, evet yolun başındaydı, evet arkamızdan çok sözler söyleniyordu. Piyasa kötü, devirde yatırım, böyle bir yatırım, yanlış bir yatırım vesaire. Ama ben Mümtaz'ın motivasyonundan ve bitmeyen enerjisinden çok etkilendim. Gerçekten onun disiplinle ve bize karşı olan duruşu, bizimle yaşadığı heyecan beni çok etkiledi. Bundan sonra ben inanıyorum ki bu ekipte hayallerine kavuşmayacak arkadaşımız kalmayacak. Aşarak başka bir şeylere kalkışıyorum. Sizlere de duyuracağım inşallah. Çok kısa bir zaman kaldı. Kimse hiçbir şey bilmiyor. Sadece bu adam biraz bir şeyler biliyor. Hazır olun, bekleyin. Bir hafta içinde çok güzel bir haberim var size. İnşallah bu ofis Cem Uca'da duyurmayı düşünüyorum. Bu ofis İzmir'in Batı markasıyla İzmir'in gerçek anlamda en büyük ofisi olacak. Burada bizlere söyleyecekleri olan illaki vardır arkadaşlarımız. İllaki vardır. Burada çok değerli insanlar var. Yani 19 yıllık bir sektör tecrübesi. Yalçın abi var. Yani bizimle birlikte olması bile bizim için büyük bir kıvanç. Yani iyi ki bizimlesin. Çok tecrübeli kişiler var. Tanıştığım için çok mutlu olduğum, birlikte iş ortaklığı yapmak değil, tanıştığım güne şükrettiğim insanlarsınız hepiniz. Buradaki herkes, burada olan olmayan, bizim olan olmayan herkes. Yani tek tek çok değerlisiniz ama burada söyleyecek bir şeyleri olan varsa lütfen gelsin. Evet, İknaz.
Söyleyecek şeylerin var mı? Bak annen seni işaret etti, bence var. Evet, Yalçın abi lütfen buyurun. Bravo. Rahatsızlandığı bacağından bir ameliyat geçirdi. Ondan sonra bir ofis arayışı vardı. Ve bana dedi ki bir gün, Mümtaz dedi, ya senin içine Sinan, benim de anlaşabileceğim bir ofis var mı dedi. Ben dedi, ofis asistanı olarak görev yapmak istiyorum. Var dedim, tam sana göre bir ofis var dedi. Gel görüşelim dedim, Bornova'da buluştum. O hiç beklemiyor tabii. Dedim, yani buradan, yani oradan emekli olursun diyeceğim bir ofis var dedim. Aa şaka yapıyorsun, neresi dedi. Ben dedim, aa sen de mi geliyorsun dedi, ben de geliyorum dedi. Nasıl yani dedi, ben açıyorum dedi. Neyse kameralar var söylemeyeyim, hadi oradan dedi. Vallahi ben açıyorum dedim, 20 dakika ona inandırmak laburası. Ama o gün çıktık bu yola ve dedim ki, ölmez sağ kalırsak beraberiz. O da çok kaldırdı çekiyor. İyi ki varsın. Gel. Gel. Gel.
bizi hiç sanım duyurmuyor. Hadi oradan dedin. Sonra görüşürsün arkadaşlar. Mümkün sağ olsun. Ofisin ilk başlarında haber verdi kendisi. Ama o an işaretlerde kaç kez başlıyor. Sonrasında bir şekilde yollarımızı seçti. Bu an bugüne kadar emlak sektörüne son 2 haftadır inanmamıştım. Son 2 haftadır emlak sektörüne inanmaya ve kendime inanmaya başladım. Harika! O da hayallerini gerçekleştirme yönünde bir ofis açtı ve kendi markasını kurdu, Karavan Gayri'ni kurdu. Ve benim için ne büyük bir gurur ki, yani eşini bize emanet etti bu sektörde. Benim için ne kadar büyük bir gurur. Yani çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Burcu Hanım da iyi ki var. Başarılarınızın devamını biliyorum. Çok iyi bir gün. Evet arkadaşlar, programımıza son vermeden önce Bilmiyorum Başkanlar'dan bir şöyle soruyu çevireceğim.